Arkadaşlar merhaba. Soft pastel kursumdaki kursiyerler için bu videoyu çekiyorum. Instagram'a da atayım dedim. Şu ana kadar yapılan çizimler içinde bana gelen soruları şu azıcık bir yerde toparlamaya çalışacağım. Özellikle kaş çizimleri, göz çizimlerinde bir de ışıltılarda sorunlar var. Bir de kalem soft pastel nasıl açılır? Çünkü çok kolay kırılan bir kalem bu. Onu hemen çok basit bir yöntemini göstereceğim. Şimdi bu çizimden başlayalım. Öncelikle şu gözü bir toparlayayım. Göz yuvarlağına dikkat edin arkadaşlar çizimlerde. Birçok arkadaşta gördüğüm göz yuvarlağını çizerken asimetriler oluyor. Tam yuvarlak olmuyor. Ona dikkat edin. Tamam. Yuvarlığa dikkat ediyorsunuz. Yastığı ya da şey olmayacak. Bak onu hemen şöyle pratik göstereyim size. Bak şu diyelim boş bir kağıt. Şöyle hızlıca bir göz yuvarlağı çizeyim. Şöyle çizdik. Şimdi bu göz yuvarlağı. Şuradan gözün üst çerçevesi gelir. Şurada diyelim alt hizası gözün. İşte sonra kirpikler falan şurayı tahmin edin diye yaptım. Şu yuvarlaklık bozulmaz. Tam karşıdan bakılıyorsa. Ona dikkat edin, tamam. Bazen şöyle oluyor, bazen şöyle oluyor. Asimetri olmasın. Yuvarlağı bozmayın. Kaşa gelelim. Kaşla ilgili şöyle sınırlarını önce belli edeyim. Yine kara kalemdeki gibi önce altındaki gölgeyi yapın. Aslında çok kolay, gördüğünüz gibi böyle zorluğu yok. Bak şunun gibi gölge yaptık. Bu alttaki gölgesi. Şimdi tel tel yapacaksınız. Ama kaleminiz hep kırılıyor değil mi? Kursta söylemiştim ben. Bak şu diyelim. Aynı tonu bulalım. Şöyle şurada deniyorum. Şununla şu aynı. Bak bir tanesi arkası farklı gibi gözükse de rengi var ya şöyle. Bu soft pastel, bu da kuru boya. Kuru boyanın kırılma riski yok. İstediğiniz kadar açarsınız. İçindeki tutkalı fazla olduğu için bu kırılmaz. Ama bu çok rahat kırılır. Böyle ince çizgileri vermekte zorluk çekersiniz. Bunu eğer ki kuru boyanız yoksa bununla yapacaksanız hemen basit bir yöntemini göstereyim. Bak şöyle diyelim açtınız. Şu şekilde. Öyle bir tahta yapmışlar ki kalemin kırılmaması mucize yani. Çok dikkatli şekilde bak şöyle dikkat edin çıkıyor. Şöyle çıkardık. Tamam ama yavaş yavaş yapın siz. Ama bununla kaş yapmak istiyorsun. Fakat şu kalınlık çok. Değil mi? Çok ince yapmak istiyorsun.
Bunun için iki seçenek var. Bir, şu zımpara şöyle sivriltirsin yavaş yavaş. Bir de ben şöyle bir şey aldım. Bak bu zımpara, sünger. Üstü zımpara şöyle bir şey. Ekran görüntüsünü alırsınız. Bu sünger, dışı zımpara. Bu da aynı şekilde. Bak bunda şöyle ezildiği için yumuşak ya. Kalemi kırma riski hemen hemen hiç yok gibi. Burayı daha önce açtığım için tozu döküldü. Bak şöyle. Bunun ucunu sipsivri yapabilirsiniz bu şekilde. Bıçak bileyici gibi düşünün. Bak tozlar burada birikiyor. Tahtayı da açar. Bu tahta vardı ya. Tam kesemediğiniz zaman o tahtayı da eritir. Görüyor musunuz? İğne gibi olmak üzere. Çok keyifli. Hiç kırılma riski yok. Bak hem tahtasını açtı. Şurada tahtalarımız vardı ya. Hem de ucunu sipsivri yaptı. Şöyle yakından gösterebilirsem. Şöyle. Gördünüz mü? Bundan sonra kaşları tel tel yapabilirsiniz. Şu şekilde. Yavaş yavaş. Yoksa soft pastelde kaşları tel tel yapmak çok zor. Bu yanınızda dursun. Şu şekilde. Şöyle sivriltin. Bunu her zaman yapmayacaksınız. Sadece böyle kaş, kirpik çizimlerinde. Biraz daha koyu yaptım. Şimdi bir daha geçiyorum. Kahverengi diye. Aslında siyah olsaydı bizim polikromos var ya, onunla bile yapabilirsiniz. Şu şekilde yapın. Tamam. Ucunu bu şekilde sivriltin. Aynı şekilde alttaki kirpikler de şurada yapmıştım. Şu şekilde. Bunu da aynı şekilde. Şunu da kuru boyayla yapayım. Bak şurada kuru boya. Bunun kırılma riski olmadığı için bak şöyle biraz hızlı yapıyorum. Benim bütün kurslara katılın dememin sebebi bakın hepsi birbiriyle bağlantılı, görüyor musunuz? Yani bir kurstaki malzemeniz de diyelim kuru boya. Bunu softa da kullanabildik. Işıltılara gelelim. Çoğunuz diyor ki ben beyaz kullanamıyorum. Beyaz kalemi kullanamıyorum. Ben şuradan bir beyaz kalem çıkarayım. Şöyle. Bunu da hemen sivriltiyorum. Bak tahtasını da kaldırıyor. Şu tahta var ya. Şu sivrilik yeter. İşte bunu nerede kullanacağız? Diyelim dudakta. Bak şöyle. Bak. Oluyor. Ha, siz olmuyor diyorsunuz. Çoğunuz bana öyle yazıyor. Ya, bunu çok bastırmayın. Çok yüzeysel. Böyle hafif var ya, çok yüzeysel yapıyorsunuz. Bak şurada da biraz beyaz yapayım.
Hatta şöyle görmeniz için. Tamam. Şöyle. Şu gözün içine de yapayım. Şuraya. Bir de şuraya yapayım. Görmeniz için. Bak şuraya da. Basıncı doğru ayarlayın. Kağıda basıncınız var ya. Şimdi bunlar biriken sorulardı. Şu dudağı da biraz toparlayayım. Şurayı biraz daha koyu yapmak istiyorum. Hem arada minik teller gözüksün. Şöyle. Tamam. Biraz daha beyaz kullanayım şuradan. Hatta bak şu sınır var ya, şöyle beyaz yapayım, iyice görmeniz için. Gördünüz mü? Şimdilik biriken sorular bunlardı. Ben yine ara ara kursa video ekleyeceğim. Sorularınız olursa akşam eğitim grubunda konuşuruz. Bir de Instagram'dakiler de yorumlara yazabilir.